أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الأمر لعنتم
yaptım velakin Allah habbebe ileykumul imane ve zeyyenehu fi kulubikum ve kerrahe ileykum الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü lil müttakîn. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, şimdiki sohbetimizde kanaat, tüketim konusundaki denge, iktisatlı olmak, kanaatin büyük bir zenginlik kaynağı oluşu hususunda olacaktır. Konumuzla ilgili olarak Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve etidel gurbe hakkahu vel miskine vebne sebil ve la tübezzir tebzira. Rabbimiz İsra suresinde ve devamındaki ayetlerde şöyle buyuruyor. Akrabaya, yoksullara ve yolda kalmışlara hakları olan haklarını ver. Nedir bu haklar? Zekat ve sadakalarını ver. Fakat büsbütün de saçıp savurma. Yani Allah-u Teala'nın yasakladığı yerlere harcama yaparak veya kendini ve aileni başkalarına muhtaç bırakacak şekilde malını dağıtarak büsbütün de saçıp savurma buyuruyor. Ayetin devamında çünkü boş yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşi olmuşlardır. Doğrusu şeytan Rabbine karşı çok nankördür buyuruyor. Yani servetlerini, zamanlarını, güç ve imkan ve yeteneklerini böyle boş yere saçıp savuranları Rabbimiz şeytanın kardeşi olarak tanımlıyor. Dikkat edilmesi gerekiyor bu hususa. Ve yine ayetin devamında şöyle buyuruyor Rabbimiz. Eğer Rabbinden umduğun bir yardımı, bir rahmeti beklediğin için onlara bir şey veremeyecek durumda olursan, hiç değilse gönül alıcı tatlı sözler söyle onlara buyuruyor Rabbimiz. Ve devamında ne öyle ellerini açıp boynunu kelepçeye bağlamış gibi cimri ol, ne de keseyi sonuna kadar açan, savurgan, yoksa kınanmış bir halde pişmanlık ve üzüntü içerisinde olup kalırsın buyuruyor. Okuduğumuz ayet-i kerimeler İsra suresi 26 ve 29. ayet-i kerimede Allah-u Teala bize harcama konusunda, denge konusunda, israf konusunda bize bir ölçü verdi. Ve bir başka ayet-i kerimede Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا lem yusrifu ve lem yakturu ve kana beyne zalika kavame buyuruyor. Onlar ki bir harcama yaptıklarında ne
israf ederler. Yani ne savurganca davranıp israf ederler ne de cimrilik ederler. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar buyuruyor Rabbimiz. Burada değerli kardeşlerim, orta bir yolu Rabbimiz bize tavsiye ediyor. Ne israf olacak ne de cimrilik olacak. İsraf, müfessirlere baktığımız zaman, tefsirlerimize baktığımız zaman buradaki israftan kasıt, yani bir insanın, bir Müslümanın haram yere, günaha ve boş şeylere harcama yapmak olarak tefsir etmişlerdir. Yani bir insan boş şeye, faydasız boş yerlere harcama yapıyorsa, herhangi bir günah konusunda, haram konuda bir yere harcama yapıyorsa, bunun da israfa gireceğini özellikle müfessirlerimiz bu ayetin tefsirinde bize bildirmişlerdir. Sadece aşırıya kaçıp savurganca harcamak değil, haram yolda harcamak da israf olacağını unutmamak gerekir değerli kardeşlerim. Aynı zamanda burada da cimriliğin de Allah yolunda harcama yapmamak anlamında olarak tefsir etmişlerdir. Yani sadece her konuda cimrilik değil, eğer bir insan ailesine karşı veya kendi ihtiyaçlarına karşı savurganca böyle her türlü şeyi rahatlıkla harcayabiliyor ama Allah yolunda zekat, infak, sadaka gibi veya herhangi bir yetim gördüğünde veya bir fakir, miskin, yoksul gördüğünde, yolda kalmış bir kimse gördüğünde hiç harcama yapmıyorsa, Allah yolunda hiç harcamaya el uzatmıyorsa bu insan da cimridir değerli kardeşlerim. Müfessirlerimiz bu şekilde bu ayet-i kerimedeki cimriliği bu şekilde bize açıklamışlardır. Zaten cimrilik de değerli kardeşlerim, dünyada fakirler gibi yaşarlar, ahirette ise, hesap gününde ise zenginler gibi hesap vereceklerdir. Bunu da unutulmaması gerekiyor. Malını, parasını iktisatlı harcamayan insanın ya cimri ya da müsrif olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Mala, mülke, paraya aşırı tutkusundan dolayı cimri kesilen insanlar ve ihtiyacı olmadığı halde her şeyi ihtiyaç görerek aşırı tüketim içerisinde bulunup haram helal demeden dikkatsizce ve savurgan bir şekilde harcayanlar ancak kendi kendilerine yazık etmektedirler. Müslümanlar her zaman ve her konuda iktisatlı olmalı, yani orta yolu tutmalıdır, kanaatkar olmalıdır. Sadece maddi konularda değil, hayatın her alanında iktisat gereklidir. Ayrıca iktisatlı davranan kimse nimetlerin kadrini bilir, şükretmesi gerektiğini bilir, anlar ve şükreder. Çünkü iktisat insana şükretmeyi öğretir. Bu konuda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Mâ âle men iktasada" buyuruyor Resulullah Efendimiz. İktisat eden, yani israf ve cimrilikten uzak olan geçim sıkıntısı çekmez buyuruyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis-i şerif bu. Aynı zamanda da kanaat mutluluğun kaynağı, büyük bir hazinedir bir insanın. Yani kanaatkar bir insanın elinde büyük bir hazine bulunduruyor demektir. Ve mutluluğun da kaynağıdır aynı zamanda. Biraz daha terim olarak kanaatla ilgili tanımını yapıp konuyu bitirelim değerli kardeşlerim. Kanaat, elindekine razı olma, azla yetinme anlamında bir ahlaki bir terimdir. Sözlükte payına razı olma manasında mastar olan kanaat terim olarak kişinin azla yetinip elindekine razı olması demek. Kendisinin ve sorumluluğu altında bulunanların ihtiyaçlarını asgari ölçüde karşılayabileceği maddi imkanlarla iktifa edip başkalarının elindekine göz dikmemesi, aşırı kazanma hırsından kurtulması şeklinde açıklanmıştır. Hırs, tamah, hazlara düşkünlük ve tuğli emel gibi kavramlarla ifade edilen mal ve dünya tutkusunun kalpten silinmesiyle kazanılan ahlaki bir erdem olarak değerlendirilmektedir. Evet değerli kardeşlerim, ahlak ve adaba dair kaynaklarda dikkati çeken bir husus, kanaatin ahlaki bir erdem olmasının yanında insanın hem kişiliğini ve onurunu koruyup geliştirmesinin hem de mutlu ve huzurlu yaşamasının bir şartı olarak değerlendirilmesidir. Eğer bugün ailelerde bazı sorunların
kaynağına baktığımız zaman iktisatlı davranılmaması, ayağını yorganına göre uzatmaması, kanaatkar olunmaması, hep yukarılara, hep zengin insanlara, varlıklı insanlara özenip onun var benim niye yok, ben niye böyleyim diye insan hep bunları düşündüğünde kanaatsizlik insanı israfa, cimriliğe, dengesizliğe ya da isyana sürükler ve huzursuz eder. İnsanı sıkıntı ve strese sokar, bunalıma girer. Çünkü ölçülü hareket edemeyen insan eninde sonunda bir yere toslayacaktır değerli kardeşlerim. Kanaat etmeyen insanın gözü hiçbir zaman doymaz. Çünkü insanın istek ve arzularının sınırı yok. Yani insanoğlu ne kadar çok verirse, bütün dünya verirse ikinci bir dünya ister. Bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir o kadarını daha ister. Yani insanoğlu o kadar doyumsuz, o kadar açgözlü ki doymuyor. Yani bir vadi dolunun altını olsa bir o kadarını daha ister. Onun gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz, doldurmaz buyuruyor Resulü Efendimiz. O halde değerli kardeşlerim, toprağa girmeden, hesaba çekilmeden önce cimrilik, dünya malına aşırı bağlılık, haset gibi kötü özelliklerden kurtulmaya çalışmalı. Fırsat varken günahlardan tövbe edip Allah-u Teala'ya yönelmeliyiz, yönelilmelidir. Kanaat sadece eldekiyle yetinmek demek değildir değerli kardeşlerim. Elimizden gelen imkanı, güç ve çabayı gösterdikten sonra elimize geçen kazandıklarımızla yetinmektir. Kazandığımız bir servet değerinde çok fazla da olabilir. Kanaat ihtiyacımız olanı oranında sade bir yaşantıyla yetinmektir. Yani ihtiyacımızı karşılayıp, temel ihtiyaçlarımızı karşılayıp sade bir yaşantıyla yetinmektir. Kanaati öğrenmek isteyen insan Resulullah Efendimizin hayatına bakmalıdır. Resulullah Efendimizin hayatına baktığımız zaman sade ve mütevazı bir hayat yaşamıştır. O kıtlık dönemlerinde, zorluk dönemlerinde, ambargo dönemlerinde onu hariç tuttuğumuzda Resulullah Efendimizin, yani müminlerin ferahladığı dönemlere baktığımızda o yine kanaatı tercih etmiştir. Sade ve mütevazı bir hayatı tercih etmiştir. Bize o şekilde örnek olmuştur. İhtiyaç fazlasını Allah rızası doğrultusunda ilgili yerlere vermektir. Yani imkanlarla yetinip, ihtiyacımızı karşılayacak olanlarla yetinip, sade ve mütevazı bir yaşantıyla yetinip, ihtiyaç fazlasını da Allah rızası doğrultusunda ilgili yerlere vermektir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de infak konusunda, zekat konusunda, sadaka konusunda o kadar çok ayet-i kerime var ki bu ölçüyü Rabbimiz bize zaten veriyor. Zaten bu ölçüyü Rabbimiz vermeseydi, zekatı, infağı, sadakayı, Allah yolunda harcamayı, bu imkanı vermeseydi bugün İslami hizmetler, çalışmalar nasıl olacaktı, tebliğler nasıl olacaktı ki? Aç ve açıkta kalanları kim koruyacak, kim sahip çıkacaktı? Yetimleri kim koruyup kollayacaktı? Kimsesizlere, zayıflara, yetimlere, bakıma muhtaçlara, yolda kalmışlara, mültecilere kim sahip çıkacaktı? İşte bu yani iktisatlı insan kardeşlerimizin, kanaatkar kardeşlerimizin ihtiyacı dışındaki harcamalarıyla bu kardeşlerimiz de hayatlarına devam ettirmektedirler. Kanaat etmek, fakirliği istemek, yoksul kalmak, çalışmamak demek değildir. Yani burasını da iyi anlamak gerekiyor. Yani kanaat edin denildiği zaman, yani fakirliği isteyelim, yoksul olalım, yoksul kalalım, çalışmayalım demek değil. Kanaat bilakis zenginlikte de gereklidir değerli kardeşlerim. İnsan kanaat etmezse doyumsuz, müsrif, şımarık bir asi olur çıkar. Bakınız, eğer insan kanaat etmezse asiliğe kadar gider, müsrifliğe kadar gider. Kanaatkar olan kişi ister zengin olsun, isterse fakir olsun, ihtiyacı oranında harcamasını bilir, ihtiyacı olduğu kadarıyla yetinir, ihtiyaç fazlasını dağıtmasını da bilir ve iflas ettiğinde, zor durumda kaldığında olabilir. Yani bugün pek çok insan mülteci konumuna düşmüştür. Dünün zengin insanları, bugünün fakir insanları muhtaç duruma düşmüştür. Eğer kanaat eden insan kanaatkarlığı bilseydi, bu durumda da nasıl hayatını idame ettireceğini
bilirdir. Onun için bugünlerde çokça dolaşan bir söz var. İnsanı öldüren açlık değil, tokluktur sözünü hepimiz malumudur. Elindeki imkanı az olan fakir bir kimse onunla yetinmesini bilir. Mala hırs ve tamah göstermez. Ben niye zengin değilim diye endişelenip kendini sıkıntıya sokmaz. Meşru olmayan yollara girmez ve haram kazançlara göz dikmez. Çünkü iktisatlıdır, kanaatkardır. Bütün maddi sıkıntıların ve çoğu sapkınlıkların kaynağı ihtiyaçla yetinmesini bilmeyip rahatlık, lüks ve konfor peşinde koşmaktır değerli kardeşlerim. Eğer ihtiyacımızla yetinmesini bir insan bilmezse, eğer sürekli lüks ve konfor peşinde koşayım, rahatlık peşinde koşayım derse elbette ki pek çok maddi sıkıntı çekecektir ve haddini aşacaktır. Haram yollara, israfa veya günaha, isyana kaçacaktır değerli kardeşlerim. İşte bunu bize öğreten kanaattır. Elindeki imkana razı olmayıp hep daha fazlasını istemek bir türlü doymak bilmemektir. Sürekli haz almak için olmadık yolu denemektir. Sonuçta nefsinin arzu ve isteklerini ilahlaştırıp kendi kendisini helake sürüklemektir. Çünkü nefsin sınırı, arzu ve isteklerine sınır yoktur. Doymaz değerli kardeşlerim. Resulü Efendimiz'in de biraz evvel okuduğumuz hadis-i şerifte gördüğümüz üzere. Günümüzde de örnekleri görüldüğü üzere iktisat ve kanaat etmeyen insanlar sıkıntı, stres, bunalım ve kriz içerisinde bocalamaktadırlar. Arzu ve isteklerinin peşinde sürekli koşturan ve nefsini ilahlaştırdığının farkına varamayan insanlar dünyaya sahip olsalar dahi huzur ve mutluluğu bulamayacaklardır değerli kardeşlerim. Çünkü arzu ve istekleri onları sürekli tüketmeye, sürekli haz almaya yöneltecek. Böylece bencil, müsrif ve hazcı bir kimse olacaktır. Sadece kendi çıkarını, kendi heva ve heveslerini düşünerek kumar, alkol, uyuşturucu, fuhuş gibi her türlü sapkınlık denizinde yüzeceklerdir. Böylece meşru olmayan her türlü haram yollara düşecektir. Ve hatta Allah muhafaza eninde sonunda belki de intihar etmeyi bir kurtuluş olarak görüp kendisini, yani kendi kendini öldürme yoluna bile gidecektir. Kanaat etmesini bilmezse değerli kardeşlerim. Çünkü insanın nefisi sürekli daha fazlasını isteyip durdurak bilmez, doymayacaktır. Ta ki toprağın altına girinceye kadar değerli kardeşlerim. Bunun için insanlığa sunulmuş ilahi rehber olan hayat kitabı Kur'an'ı anlamaya ihtiyacımız var. Onu anlamaya yanaşmayan, onun ilke ve prensiplerine, emir ve yasaklarına, hükümlerine, uyarılarına göz yuman çoğu kimseler, özellikle şan şöhret sahibi varlıklı kimseler stres, bunalım, alkol ve uyuşturucu peşinde boğuşmaktadırlar değerli kardeşlerim. Şu hadisi şerifle konumuzu tamamlıyorum değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İslam hidayetiyle şereflenen ve yeterli bir geçime sahip olup da buna kanaat etmesini bilen kişiye ne mutlu. Evet, kanaat eden kimseye Resulullah Efendimizin ifadesiyle ne mutlu değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim bizleri de kanaat eden, kanaatkar ehli kimselerden eylesin. Her türlü aşırılıktan, israftan, cimrilikten, savurganlıktan, saçıp savurmaktan kaçınan, şeytanın arkadaşı olmaktan kaçınan kullarından eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ah nice bir uyursunuz.